İşçilerine hoş geldiniz. Bu 25. programımız, yani sizlerle 25. buluşmamız olacak. Sol TV ve İşçiden programı COVID-19 pandemisinin ortasında yayına başladı. Dolayısıyla program en başından beri bu salgının farklı sektörlerde ve farklı başlıklarda işçi ve emekçilerin başına açtığı türlü türlü gündemleri ele aldı. Gerek Sol Portal, gerekse Sol TV'de çeşitli vesilelerle söyledik, yazdık, raporladık. COVID-19 çoktan dünya çapında emekçilerin hastalığı olarak tarihe yazıldı. Sermaye sınıfı salgının ortaya çıkardığı insanlık krizinde önce kendi düzenini güvenceye aldı. Sonra da o düzeni sürdürebilmek için emekçi sınıflara faturalar çıkarmaya koyuldu. Pandemide bir yılı aştık. Bu sürede dünyada 3 milyona yakın, Türkiye'de 30 bini aşkın insan yaşamını kaybetti. Yine milyonlarca insanın yaşamı o ya da bu şekilde pandemi yüzünden alt üst oldu. Üstelik bu alt üst oluşun sorumluları suçu bizim üzerimize yıkmaya kalktı. Bu 25. programda işçiden de daha önceki programlarda neler yaptığımızı konuşacağız. Bugün benimle birlikte Ayçin var stüdyoda. Ayçin'le birlikte hazırlıyoruz İçiden programını. Hoş geldin. Önce biraz kendini tanısana izleyicilerimiz. Seninle ilk kez tanışıyorlar. Tabii olur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde araştırma görevlisiyim. Temel alanım gazetecilik olsa da daha çok emek süreçlerine ele alan çalışmalar yapıyorum. Sadece gazeteciler nezdinde değil, aslında kapitalizm karşısındaki emek süreçlerinin çoğuyla ilgileniyorum. Dolayısıyla bu programa da bu şekilde katkım olması iyi oluyor. Şimdi 1 Mayıs'a giderken programını hazırlarken odağımızı pandemiye aldık. Zaten işçiden programlarının tümünün odağında pandemi vardı. Ve pandemideki farklı saldırı biçimlerini ve bizim farklı dayanışma biçimlerimizi toparlamaya çalıştık. Şöyle programları hatırlayarak gitmek istiyorum. İşçiden bölümlerinin çoğunda izleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Evde kalamayıp çalışmak zorunda olanlar, koşulları ağırlaşarak çalışmak zorunda olanlar vardı. İlk programımızda AVM'lerle başlamıştık. Müşteri iki ürün alıyorsa onu üçe, en az üçe tamamlamak zorundasın. Müşteriyi memnun etmek zorundasın. Ve mesela kampanyalarda sürekli satış yapmak zorundasın. Cürün sürekli, hedef bugün hedefi 15 binse sen onu en az 15 bin yapmak zorundasın. Kısa ödem teklifini geçemezsin mesela. Ne yap? Onu sat yani. Sana sat diye bir baskı, karşı tarafa da al diye bir baskı var. AVM'lerin içinde aslında mağazalar da vardı, marketler de vardı. Marketlere ilişkin yaptığımız programı hatırlıyor musun? Carrefour işçisiyim. Gıda dışı reyonculuğu yapıyorum. Ev gereçleri olsun, tekstil olsun. Bu tür şeylere bakıyoruz, müşterilerle ilgileniyoruz. Yani sözde bizi böyle işe aldılar ama aynı zamanda depoda da çalışıyoruz. Gelen ürünleri de indiriyoruz. Yani görev tanımımızın dışında her şeyi bize yaptırıyorlar. Evde kalamayanlar da gündeme aldığımız ya yani AVM çalışanları, market çalışanlarının yanı sıra en çarpıcı programlarımızdan biriydi bence. Motokuryeler vardı. Motokuryeler hatta öyle açık, öyle doğrudan anlattılar ki bize pandemi koşullarındaki çalışma koşullarını, bizim meslek hastalığımız ölmek diye özetledik onların çalışmasını. Mola yok. Yani bize diyorlar ki nasıl olsa boşlukta paket atmıyorsunuz. O an sizin molanızdır. Yani iyi değerlendirin. Günlük 10 saat çalışmak benim hayatımdan, yani bir dışarı çıkıp gezme hakkımı elimden alıyor. Çünkü insanların evine geldiği ya da işte rahatlamaya çalıştığı vakitlerde akşam yemeği saati dediğimiz bu 6-8 arasında bizim en hummalı zamanlarımız yani. Böyle durup nefes alabileceğimiz ortamımız bile olmuyor. İşten çıkışım birçok şeyi kaçırmama sebep oluyor. Yani pandemi koşullarıyla değil özellikle. Daha öncesinde de aynı durum vardı. Ben işten çıktıktan sonra çoğu arkadaşım artık evine gitmiş, yatmış, uyumuş oluyordu falan böyle. Mesleği evet seviyorum. Lakin ki hani kendi hayatım kalmıyor. Sevecek tek bir mesleğim kalıyor çünkü yani geriye. Kuryelikten emekli olunmaz. Yani çoğu meslekte şey muhabbeti vardır. Meslek hastalığı muhabbeti vardır. Bizim meslek hastalığımız ölmek. Yağmur yağınca ölürüz, işte kar yağınca ölürüz. Bir tane zibidi trafikte makas atarak gider, makasın arasında kalır, ölürüz.
Yine evde kalamayanlardan aslında evde kalıp da evi yaşayamayanları da ele aldık. Banka çalışanları. Banka vardı. Çalışanları bağlandılar. Özel okul çalışanları son dönemde çok yaşadıkları sorunlar ayyuka çıkmaya başlamıştı hatta. Haftalık 40 saat, 50 saat, 60 saat bulan saatlerde çalışabiliyorlar. Bu kadar derse giriyorlar. Bunun yanında nöbetleri var. Nöbet ücretleri yasal olmasına rağmen almıyorlar. Öğretmenler daha fazla çalışırken ve patronların gideri okulların uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle çok çok daha azalmışken öğretmenlerin sigortasız gösterilmesiyle patronlar tarafından illegal bir biçimde sigortasız gösterilmesiyle gerçekleşti. Sigortalarımız daha az gösterildi ya da hiç gösterilmedi. Gazetecileri ele alabiliriz bu konuda. Onlar da uzaktan çalışmanın evet. Hatta son sıcak sıcak programımız, en son programımızda ele aldık. Pandemi evet medya sermayesinin çok işine yaradı. Çünkü içinde bulunduğumuz hocamın da ifade ettiği politik atmosfer pandemiyle birlikte yeni bir hal alan, pandemiden dolayı zorunlu olarak yeni bir hal alan çalışma biçimimizi kalıcı hale getirecek. Buna politik atmosfer etkili olacak ve medya sermayesi bu pandemiden aramızda belki de en karlı çıkan, toplum kesimleri açısından en karlı çıkan onlar olacak. İşten evde kalamayanlar da bazı emekçi gruplarına özel yer verdi, birden fazla kez yer verdi. Bunlardan başında sağlık emekçileri geliyordu. Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını, pandeminin doğrudan pandemiyle mücadelede ön safhada olan emekçileri işiden programlarında dinledik. Onların tanıklıklarına yer verdik. Hastaları ilk karşılayan kişileriz. Covid'le ilk yüz yüze gelen insanlar biziz aslında. Hatta doktorlardan da önce bizle muhatap oluyor hastalar. Hasta kabul bölümüne maske, eldiven, dezenfektan hiçbir şey bırakılmadı. Bir hafta sonra bizim şeylerimizle bize maske vermeye başladılar. Biz 16 saat nöbet tutuyoruz. 16 saat bir maskeyle 16 saati geçirmeye başladık. Ve dışarıdan maske almaya başladık. Sonra maske satışları engellendi. Başka alternatifler bulmaya çalıştı arkadaşlar. İşte maske dikmek bilmem ne. Devletteki birçok hastanenin pandemi hastanesi olması sebebiyle bizim iş yükümüz daha da arttı. Ancak aynı süreçte kısa çalışmayla karşı karşıya kaldık. Maaşının belli bir kısmını yine çalıştığımız kurum karşıladı. %60'ı kadar bir tutarı verip %40 kadar bir parayı kesti maaşı. Büyük oranda gelir kaybı yaşamış olduğunu dolayısıyla. Tabii ki yani normalde zaten elimizde maaşımızın %40'ı harcayabilmemiz için kalmıyordu. Zaruri giderlerimiz işte kiradır, faturalar, mutfak masrafları gibi şeyleri karşılayabiliyorduk. Böyle olunca bunları zorlukla karşılar ve daha çok mutfak masrafından kısar bir hale geldik. Evde kalamayanlarda bir de inşaat emekçileri vardı. İnşaat emekçilerinin de pandemiyle birlikte pandemi yokmuşçasına işlerine devam etmeleri, öte yandan pandeminin bütün ağırlığıyla çalışma koşullarının nasıl zorlaştığını da dinledik. Ne kadar çok maske taksam bile virüs kapma olan %100 değil %1000. Yani rahatlıkla mesafe denen bir şey yok. Siz yemek sırasına giriyorsun, yemek sırasında herkes birbirine yakın, konuşuyorsun, yemek ortamı bir nevi hani havasız. Kapma olasılığın bile yoksa bile orada kapıyorsun. Çünkü ortam çok kötü inşaat ortamında. Acayip derecede kötü ama sen de bir nevi bir süre sonra diyorsun ki başını öne yiyorsun, diyorsun ki tamam hani çalışmak zorundasın, eve ekmek götürmek zorundasın, hani çoluğun çocuğun var, hani ben çalışmasam nasıl ayakta kalırım gibi, hani her şeyi eyvallah deyip çalışıyorsun, hani virüs kapma, hani ölüp bir nevi ölüme gidiyorsun yani. Çalışsan ayrı bir dert, çalışmasan ayrı bir dert. Bu sefer diyecekler ki tamam siz bu olaydan şikayetçi misiniz, o zaman 1000 kişilik bir şantiyeden yarısını çıkartın, yarısı kalsın. 500 kişi işsiz kalsın, 500 kişi çalışsın. Ha oldu, gene tepki mi aldık, gene çıkartırız. Uzaktan çalışma dışında, evde kalamayanlar dışında bir de pandeminin yaşamlarını tümden alt üst ettiği emekçiler geldi işçiden ekranlarına. Bunların başında kültür sanat emekçileri geliyordu. Kafe bar çalışanları geliyordu. Bir açılıp bir kapanan, iş yerlerinin bir var olduğu bir yok olduğu çalışma koşullarına sahip emekçilerin sesini dinledik işçiden de. Bitti, kapattık. Devlet kapatıyorsunuz dedi. Kapattık.
Sonra bıraktı. Arkasına bakan olmadı. Muhtemelen milyonlara yakın kafe bar emekçisi işsiz kaldı. Sigortasız çalışma çok yaygın olduğu için hiçbiri devlet desteği almadı. Mart-Haziran arası aslında açlığa terk edilmiş bir toplam oldu. Sigortalı çalışanlar devletten yardım alabildi. Ancak çok komik, aylık 1000 lira. Aylık 1000 lirayla ev kiranızı mı ödeyeceksiniz, faturanızı mı ödeyeceksiniz? Aslında patronlarla bir insani ilişki de geliştiriyoruz. Çünkü bir barda çalışıyoruz mesela ve orada o işte bilmem kim abi oluyor bizim için. Ama burada şeyi kaçırıyoruz genel olarak. Yani orada aslında karşımızda öyle ya da böyle konumu gereği bir patron var ve biz onunla ilişki kuruyoruz. Bir şey ekonomik ilişki kuruyoruz ister istemez ve bunun yansımaları oluyor bize. İşte o kafe ya da bar şeyi, patronu işini kapatması gerekiyorsa ya da işte açık kalsın ama benim müzisyene para, verecek param yok diyorsa, ya ilk kıstığı yerler aslında bizim alanlarımız ve dolayısıyla hepimiz işsiz kaldık bu süreçte. Bir yandan da çağrı merkezi çalışanları var. Daha önce Gamze hocamızla birlikte yaptığımız bir programda kendisi çalışmasıyla bize anlattı çağrı merkezi emekçilerinin durumunu. İlk gündeme düşen onlar oldu sanırım pandemi sonrası. Hani bu evde çalışma pratikleri anlamında çağrı merkezinin eve taşınması. Bu evde çalışma pratiği olarak biliyorsun Burçak, farklı deneyimlere sahiptik aslında. İşte parça başı çalışmak olabilir ya da hani home office denilen bir kavramla, işte özellikle bazı sektörler için. Ama şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Mesai eve taşımak. Bu yeni bir uygulama. Mesai dediğimiz 8 saat, ben seni işte 4 farklı biçimde biraz önce anlatmaya çalıştım. Hani doğrudan teknolojiyle, bürokrasiyle, ideolojiyle falan orada yönetmeye çalışıyorum. Şimdi eve geçiyorsun ve ben bu yönetimi tekrar takip etmek istiyorum. Bu anlamda ne yapacağımı bilemedi. En büyük tabii şey, ekranın açılması talebi o yönetim tarafından, şirketler tarafından. Çalıştığın sürece evde ekranın açık olması. Bu çok büyük bir zulüm yani. Ya da saat başı çalışma fotoğrafının gönderilmesi. Hani çalışma ortamında kendini fotoğraflayarak. Çalışma rejimi esnekleştirilenlerden bu iş kollarından bir tanesi de aslında gazeteciler oldu. Geçtiğimiz yayınlarda da konuklarımız oldu bolca. Milliyet'te 10 sene önce yaklaşık 25-30 kişi çalışıyordu. Şimdi sanıyorum... Ankara bürosu mu? Ankara bürosundan bahsediyorum, evet. Şimdi sanıyorum 10-11-12 kişi falan çalışıyor. Net sayılar olmamakla birlikte. Dolayısıyla kapananlar var. Oradaki zaten işsizlik söz konusu, ondan kaynaklanan. İkincisi, kalanlar da istihdam daraldı. Şimdi bu politik süreçle birlikte bu emek süreci bir araya geldiğinde gazetecilik alanı neredeyse, gazetecilik için, ana akım medya için söylüyorum tekrar, gazetecilik için mücadele etmenin koşulları neyse, gazeteciliğin koşulları da o olmaya başladı. Bunlar farklı biçimlerde evinde ya da evinde kalmadan çalışan ya da çalışamayan emekçilerin hikayesiydi. İşçiden bir de aslında buna dönük, bu saldırılara dönük yasal düzenlemelere yer verdi. Zaman zaman hukukçu, avukat arkadaşlarımızdan, bu uzmanlardan destek aldık. Onlardan dinledik. Pandeminin saldırılarına karşı, hukuksal saldırına karşı bunlarla başa çıkma mücadele yöntemlerini. Yasal olarak işçinin yapabileceği şey ancak haklı nedenle iş akdini feshetmek olabilir. Burada haklı nedenle iş akdini fesheden işçinin kıdem tazminatı başta olmak üzere diğer yasal haklara ulaşması mümkün. Uzaktan çalışmada işçinin açık ve yazılı rızası olmadığı sürece o iş yeri öğle yemeğini karşılamakla mükelleftir. Bunu öyle eve geçildi diye kafasına göre kaldıramaz. İşçinin rızası dahi olsa ve fazla mesai ödeniyor dahi olsa günde 11 saati, yılda ise toplamda 270 saati geçemez fazla çalışma. Patron işçinin sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler almak zorundadır. O işin niteliğine göre o tedbirler değişkenlik gösterebilir. Ve bu tedbirlerin maliyetini kesinlikle işçiye yansıtamaz. Tüm bunlar pandeminin saldırıları yasal düzenlemeler adıyla ya da başka düzenlemeler adıyla
Gündemimize geldi işçiden de. Ama işçiden daha değerli başlıkları da konuk etti. Bizler her bir saldırı karşısında, her bir gündem karşısında bir araya gelebilme, dayanışma ve mücadele olanaklarını da ekranlara getirdik. Sizlerle paylaştık. Farklı alanlardaki dayanışma ağlarının sesini dinledik. Şöyle bir listeye bakıyorum. Eksik kalırsam Ayçin sen de bana destek ol. Motokuryeler dedik. Motokuryelerin patronların ensesindeyiz bünyesinde nasıl bir araya geldiklerini, dayanışma ağlarını paylaştık. Bireysel olarak hiçbir etkin olmuyor. Dediğim gibi bir araya geldiğimizde, yani sesimizi bir arada duyurduğumuzda en azından belirli bir şartlarımız olur. Herkes aynı şeyi yaparsa kimsenin de bize bunları kabul ettirme gücü kalmaz. Carrefour'sa emekçilerinin doğrudan yaşadıkları saldırılara karşı bir araya gelmelerini dinledik. Patronların ensesindeyiz mücadelesi verdiğimiz zaman birlik olduğumuzu gördükleri için bizi dağıtmaya çalıştıklarımızı düşünüyoruz. Haklarımızı daha çok öğrendik. Haklarımızı öğrendikçe hani karşı tarafa diyebildik sizin bunu yapmaya hakkınız yok demeyi öğrendik. Yukarı karşı. Bu konuda çok iyi oldu. Ondan sonra zaten bunun farkında oldukları için zaten daha çok artık istifaya zorlanılıyor. Hani biz de buna karşı hem işçileri bilgilendirmeye çalışıyoruz hem biz pes etmiyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz bu konuda. Bütün arkadaşlarımızı patronların ensesindeyiz anına davet ediyoruz. Korkmasınlar bu konuda. Haklarını ve savunmasını öğrensinler. Hiçbir mobbinge karşı boyuna eğilmesinler. Emin olun ki bu birlik mücadelelik devam edecek ve işçiler kazanacak bu konuda. Turizm emekçileri var bir de. Turizm emekçileri, patronların ensesinde. Pamukkale emekçileri. Evet, evet. Belki en heyecan verici programlardan biriydi. Tabii ki, evet. Sonra bir gün arkadaşım bana bir Twitter'dan post attı. Patronların ensesindeyiz diye bir Twitter'da bir grup varmış. Bu grupta bizim iş yeri olsun ve daha çok bu şekilde mağdur olan tüm işçilerin yanında olan bir grup. Çok güzel bir şey. Ben iletişime geçtim. İlk başta güzel bir şekilde tanışma mevzusu geçti. İşte ben şurada yaşıyorum, burada yaşıyorum. A planı yaptık, B planını yaptık, olmazsa C planı yaptık. A planımız ilk başta sesimizi duyurmaktı. Bu gündemi başlattıktan sonra en az 1000 tane sağ olsun diğer mercekteki insanlar da destek olmasıyla 1000'i geçkin bir Twitter atıldı. Ben tabii mutsuzdum. Ben kesinlikle hani şey demiyorum. Ulan yani şey yapsak bile nasıl olacak? Çünkü karşımızdakiler büyük bir şirket. Bir baktım sabah kalktım. İmkansızı başarmışız. Kasım maaşı yatmış. Ben şok oldum. Tabii ben aradım direkt bizimle ilgilenen abileri. Dedim durum bu şekilde dedim. Paramızı almışız aldık dedim. Çok teşekkür ederim ilettim. Ben Pamukkale'de çalışan bir insanım. Ama örnek veriyorum Ankara'da yaşayan herhangi bir yerde çalışan bir insanla bana destek oluyor. Benim duyguma destek oluyor. Bana yoldaş oluyor. Ki bu dünyada yoldaşlık demek çok güzel bir şeydir. Uzaktan çalışanlar açısından da yine bir araya gelme yöntemleri, uzaktan bir araya gelme yöntemlerinin olduğunu keşfettik. İşçiden de sizlerle paylaştık. Bütün bu bir araya gelme, dayanışma ağlarının içinde işçilerin en değerli örgütlenme örneği aslında Birlik Sendikası örneğimiz oldu. Birlik Sendikası'nın hem yöneticileriyle birlikte hem de Birlik Sendikası avukatlarının katkısıyla çeşitli gündemlerde mücadele olanaklarını ve mücadele çağrılarını paylaştı işçiden sizinle. Bizim yaptığımız açıklamanın ardından, patronların ensesindeyiz ağının yaptığı açıklamanın ardından bir kısım ücretlerine ulaştılar. Ancak bu süreçte ücretlerini alamadığı için ayrılmak durumunda kalan birçok İşçi hala hiçbir ücretini alamamış durumda. Sadece çalışanlara çok komik meblağlarda ödemeler yapıldı. Burada çalışmayan işçilerin yasal yola başvurma hazırlığında olduğunu, eğer çalışan işçilere de ödemelerin tamamı en kısa sürede yapılmazsa, o işçilerin de yasal yollara başvurmak durumunda kalacağı hem de toplu şekilde yasal yollara başvurmak durumunda kalacağını buradan ilan etmiş olalım. Patronların saldırıları İşçilerine böyle yansıdı. Pandemi odaklı düzenlemeler işçilerine böyle yansıdı. Ama öte yandan emekçilerin pandemide birer çalışan olarak değil, birer yurttaş olarak da yaşadığı sorunları, sağlık hakkı, eğitim hakkı, yaşam hakkı, barınma hakkı gibi sorunlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Onu da Sol TV'de başka programlarda, başka aracılıklarla izlediniz. İşçiden 1 Mayıs'a böyle
biriktirdi, mücadeleyi böyle aktardı. Var mı eklemek istediğin, söylemek istediğin bir çağrı? Salgın koşulları bize çok ağır yükler yükledi tabii ki. İşsiz kaldık, iş bulamadık ya da çok ağır koşullarda çalışmaya başladık. Ama nihayetinde bu programda da ya da 25 bölümdür gösterdiğimiz üzere programlarda da gördük ki aslında bir araya gelmenin koşullarını yaratmak mümkün. Dolayısıyla ben bu 1 Mayıs'ta pandemi sürecinde kapitalizmin ya da sermayenin bu kadar örgütlülüğünün karşısında emekçilerin de bir araya gelip dayanışarak kendi örgütlülüğünü kurabileceklerini düşünüyorum. Hep birlikte dayanışma ağlarımızı güçlendirmeye davet ediyorum. İşçiden devam edecek 1 Mayıs sonrasında da. Ama önce 1 Mayıs'ta sizlerle, daha sonra haftaya yine programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.